внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Hanımlar, beyler, herkese yeni bir vlogtan daha tekrar merhabalar. Efendim, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun. Rusya'dan hepinize selamlar. Efendim, bugün size ne anlatacağım? Burada oruç kaç saat tutuluyor? Bayağı uzun tutuluyor. Birazdan anlatacağım. Aynı zamanda arabayla da şimdi bir arkadaşımın yazlık evine gideceğim. Orayı size göstereceğim. Rusya'daki yazlık evler nasıl oluyor diye. Öyle ufaktan bir vlog olsun. Aynı zamanda oruç ve Ramazan ayı hakkında da ufak bir bilgilendirme videosu olsun sizler için. Hadi bakalım gidelim. Evet efendim, buraya da yaz geldi. Havalar 24-25 derece şu anda. Tabi buranın yazı Türkiye yazı gibi olmaz. Burada yaz maalesef yağmurlu geçiyor, bulutlu geçiyor. Güneş açtığında da bayram ediyoruz işin açıkçası. Şimdi Rusya'da oruç, Rusya'da Ramazan dendiği zaman aklınıza ne gelebilir? Hiçbir şey gelemez muhtemelen. Çünkü Rusya'da sevgili arkadaşlar o çocukluğunuzdan kalan hiçbir şeyi bulamazsınız. Türkiye'de yaşadığınız, Türkiye'de o hani pide kuyrukları olur ya, onu burada bulamazsınız. Efendime söyleyeyim, akrabalar toplanır, onu bulamazsınız. İnsanlar birbirine börek gönderir, ne bileyim o bu şu gönderir, yemek gönderir, onu bulamazsınız. Maalesef o ruhu, o güzelliği Rusya'da bulamazsınız. Rusya'da oruç da zordur arkadaşlar. Yani gerçekten de burada oruç tutmak gerçekten zor. Sıralayayım nedenlerini. Çünkü yabancı bir ülkedesiniz. Türkiye'de size saygı duyarlar. Su içecek olan gider arka odada içer. Veyahut da kapalı bir yere girer, orada içer. Gözünüzün önünde yemek yemezler, sigara içmezler. Yani herkes kuralı olmadan yaşar ama herkes bir şekilde bu olmayan kurallara riayet eder. Saygı gösterir. Peki bu olay Rusya'da nasıl? Saygı var mıdır sizce? Hayır, saygı yok burada arkadaşlar. Kimse kimseye saygı duymaz. Ha, çok yakınında çalışan insanlar vardır. Belki onlar ama ben çalıştığım Rus fabrikalarında çalıştığım dönemde gördüm. Kimsenin umurunda değil sizin tuttuğunuz oruç veyahut da Ramazan-ı Şerifiniz. Umurlarında pek fazla olmaz. Bu demek oluyor mu ki onlar saygısızlar? Valla deplasmanda yaşıyorsunuz. Hani saygı beklemek biraz saçma gibi geliyor.
Hele ki 30 gün boyunca, hani bir gün olsa, iki gün olsa tamam da 30 gün boyunca insanlar size kolay kolay saygı göstermezler yani. Ondan sonraki zorluğu arkadaşlar, özellikle yaz ayına denk geliyorsa Ramazan, ben geldiğimden beri yani Rusya'ya genelde yaz ayına denk geliyor, sıcaklara denk geliyor. Erkekler için şu şekilde zor, gözünüzü haramdan kaçıracaksınız arkadaşlar. Yani kaçırmak zorundasınız. Ama gel gelelim, insanlar bunu yapabiliyor mu? Kimisi kısmen yapıyor, kimisi kısmen yapamıyor. Çünkü burada yaz aylarında kadınlar dekolte giyiyor. Şimdi diyeceksiniz ki, kardeşim niye bakıyorsun o zaman? Yani kadın dekolte giyerse giyer, sana ne? İşte öyle olmuyor sevgili arkadaşlar. Metroda gidiyorsunuz, süper mini, süper dekolte bir giyinmiş bir kadın karşınıza oturuyor. İster istemez gözünüz takılıyor yani. Erkeksiniz sonuçta. Bu da başka bir zorluğu. Aynı zamanda insanlar gözünüzün önünde yiyor, içiyor, dolaşıyor. Buna da katlanmak zor tabii ki. Şimdi sevgili arkadaşlar, işin bir de zor tarafı, en zor tarafı burada tutulan orucun zamanı. Şu anda tutulan oruç, Moskova'da tutulan oruç 18,5 saat. Arefe gününe baktım imsakiyeden, 20 saate denk geliyor. Yani gerçekten zor. Şöyle bir de bakarsak olaya, burada çalışan Müslüman nüfus genelde inşaatlarda, ağır işlerde çalışıyor. Ki onlar için daha da zor bu orucu tutabilmek. Ama bir taraftan bakıyorsunuz tabii ki Allah dağına göre kışını veriyor yani. Yukarı taraflara çıkarsanız kuzey bölgelerine 21-22 saatte tekabül ediyor bu oruç tutmak. O daha da zor herhalde. Bir de orada gün neredeyse hiç bitmiyor. Güneş hiç batmıyor. Bu yüzden de sizin için daha zor olur. Peki burada iftar sofraları kuruluyor mu diye soracak olursanız arkadaşlar, Müslüman iş adamları tarafından bazı organizasyonlar yapılıyor. İnsanlar da buna iştirak ediyor işte açıkçası. Bazı camilerde oluyor bu. Tabii her yerde cami olmadığı için bu tarz yerler, bu tarz organizasyonlar genelde tıka basa doluyor. Yani 18,5 saatle 16 saati karşılaştırırsanız, 16 saati herhalde insanlar seve seve tutar. Türkiye'de 16 saat benim bildiğim kadarıyla. Kısacası arkadaşlar, burada Ramazan zor zanaat. Yani çok fazla zevk alamıyorsunuz Ramazan'dan. Yani zevk almaktan kastım, Türkiye'deki gibi örneğin işte Ramazan çadırları yok, birbirleriyle insanlar yardımlaşmıyor pek fazla. O havayı, o ambiyansı yakalayamıyorsunuz. Hani iftar olacak diye sağa sola koşturan insanlar yok. Dükkanlar kapalı değil. Zaten ezan sesini duyamıyorsunuz bile. O yüzden dini bütün arkadaşlarım, yani buraya gelmek istiyorsa birkaç kere düşünsünler. İstedikleri havayı, istedikleri ambiyansı yakalayamazlar. Oradan size de bu noktayı belirtmek istiyorum yani. Bazıları için önemli şeyler bunlar. Evet, şimdi geldiğim yer sevgili arkadaşlar, sağ tarafta itfaiye vardı. Hemen onun yanında da şurada bir bina var sağ tarafta. Silah fabrikası arkadaşlar. Roket yapıyorlar. Efendime söyleyeyim, mayın yapıyorlar. Daha çeşitli çeşitli silahlar yapıyorlar böyle. Tabii çok büyük konvansiyel silah fabrikası değil burası. Ufak silahlar yapıyorlar genelde. Ama Kalaşnikov yok. Onu da söyleyeyim. Çok büyük bir alanı var. Arka taraflara kadar uzuyor. Girişler yasak. Hiçbir şekilde oraya giremezsiniz. Hemen ondan sonra da dağçalar başlıyor. Yazlık evler başlıyor. Şu anda yazlık eve doğru gidiyoruz. Yolun sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Lambur lumbur gidiyoruz. Evet, şimdi garajların bölgesine geldim. Bu şehirde oturanların garajları var burada. Şu sağda solda gördüğünüz yerler arkadaşlar garaj. Sokak şeklinde tasarlamışlar. Ve arabaların zamanında buraya koyuyorlarmış. Şimdi tabii araba yerine genelde şey koyuyorlar. Kışlık malzemelerini koyuyorlar. Yazlık malzemelerini koyuyorlar. Çünkü daireler küçük olduğu için arkadaşlar. Tek odalı, iki odalı daireler olduğu için bütün eşyalarını buraya getiriyorlar.
Evet, geldim buraya. Şimdi kapı var mı diye soracak olursanız, herkes tabi anlayamayabilir Rus sistemini. Aha, ne kapı burada arkadaşlar. Çok değişik bir yer değil mi? Girişini bulmak için böyle saatlerce uğraşabilirsiniz aslında. Ama kapısı burada. Şöyle bir de Baba Fingo bir kilit yapmışlar. Herkes açamasın diye. İşte buralar böyle garaj arkadaşlar, görüyorsunuz. Ahandan'a geldi işte. Zdarava. Я покажу своему, какие замок у вас. Завод любитель? Да, да. На YouTube. Турция, да, да. Здравствуй, брат. Здорово. Запрещено? Женщина? Bu da bizim Lena teyzemiz. Evet arkadaşlar, geldik. İzinler aldık. Çekelim mi çekmeyelim mi diye. Ayıp olur şimdi izin istemezsek. İzin verdiler sağ olsunlar. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Buraları hep dağça. Yazlık evler. Kışlık izolasyonu yok. Burada yani yaşanmaz zaten kışın. Yol komple kar kaplı olur. Ama bizim Vadim kışlık yapıyor evi. İnşaatta şu anda ev, görüyorsunuz belki de. Kışın da yaşayacağım diyor. Gaz nasıl olsa ucuz. Bu evi daha önceden kondurmuştu. Şimdi ek düzenlemeler yapıyor. Görüyorsunuz buraya işte banyo, tuvalet falan yapılacak. Boru tesisatını falan koymuşlar. Burada kanalizasyon sistemi yok. Kanalizasyon sistemi bizde ne diyorlar? Logar mı diyorlar? İşte bu küplerden yapıyorlar ya sıra sıra. Derinlikli, sonra vidanjör geliyor çekiyor. O şekilde yapılıyor burada. Burada teyzemiz bizim. Benim eşimin teyzesi ekiyor, biçiyor. Akşama kadar uğraşıyorlar işte. Şöyle erik ağaçları görüyorsunuz. Kırmızı erik veriyor bunlar. Ufak bir serası var burada. İşte ekmişler domates. Ondan sonra başka ne vardı? Maydanoz falan, salatalık. Bunları ekiyorlar. Uğraş oluyor, güzel oluyor. Hem de doğal yiyorsun. Şöyle mangalı bilmem nesi var arkadaşlar. Hafta sonları yapıyorlar mangallarını. Şu 3 tane ağacı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben kendi bahçemi istiyorum da. Tanesi 1000 ruble. Bana da nereden baksanız bir 50-60 tane gerekiyor. Bayağı bir pahalıya geliyor. O yüzden şimdi alamıyorum. Öyle yan komşuları falan var. Sağda solda işte bunların. Dediğim gibi öbür tarafı zaten garaj. Şöyle arkadaşlar, kaç metre burası? 3 metre miydi neydi? Kaldırayım da görün. Bayağı derin bir yer. İşte pis sular buraya gidiyor. Ondan sonra da vidanjör geliyor, çekiyor. Benim evimin de bu şekilde. Vidanjör geliyor. Her ay değil de işte 3 ayda bir, 4 ayda bir falan çektiriyoruz. Şöyle buralara çiçekler ekmişler. Gerçi daha bir şeyler de çıkmadı aslında. Ağustos'ta falan gelip çekmek lazım. Birbirinden güzel çiçekler oluyor burada arkadaşlar. Bizim özellikle babuşkanın bahçesine gitmek lazım. O komple çiçek ekiyor. Bahçeye bir giriyorsunuz rengarenk böyle. Cennete girmiş gibisiniz. Bu arada bizim Vadim, bu arkadaş uzun yol şoförü. Tır şoförü. Kendisinin Mercedes bir tane şeyi var. Kamyonu var. TLG miydi neydi? Ama bu, o kısa yani. Kısa sefer yapıyor. St. Petersburg'a falan gidiyor. Hatta yakın bir zaman önce bana şey dedi. Oraya da gitmeyi bıraktım. Daha yakın yerlere gitmeye başladım. Классно, классно. Все в порядке. Ну, хорошо. Молодец. Воду летнюю дают, которая с речки течет. А? Вода с речки течет. А, это шланг, что ли? Это шланг. Arkadaşlar, портунмуш бу. Ben de diyorum, ne yapıyor? Шланг, сейчас мы его размотаем прямо вниз, чтобы он не забился. Поливать воду будешь. Будешь поливать? А вот это, клубнику. Клубнику? Где клубнику? Buraya da çilek ekmişler arkadaşlar, bakın. Daha açmamış ama. Bizim bahçede de vardı çilekler inşaattan önce. Her şeyde, her sene yiyorduk vallahi. Vallahi çiçekler süper arkadaşlar. İşte Rusya'nın kışı da güzel, yazı da güzel diyorum ya. Şöyle. Bu evlerde yazın dinleneceksiniz. Kafanızı dinleyeceksiniz. Muhteşem. Çilekleri suluyor Vadim. Вода называется халява.
Haleva? Udreski. Ha, arkadaşlar su şeyden geliyormuş. Akarsudan geliyormuş aşağıdan. Bedavaymış. Ну пьете вообще-то? Нет, нельзя пить. А, нельзя пить? Это речка, купается. İçilmez diyor. Vallahi tarlayı falan sulamak gerçekten insanı dinlendiriyor arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor. Evet, Vadim beni geçirecek. Bu da komşularının tarlası. Tarla değil de işte ekip biçiyorlar teyzeler, nineler. Kafa dinliyorlar. А это бутылка почему? Чтобы блестел. Чтобы не сгнило. А. Ну, чтобы не удариться, может, даже. Şişe koymuşlar da onu soruyorum ne için diye. Görsünler diye, dikkat kessinler diye. Вадим, это что такое? Сарай. Сарай только. Arkadaşlar. Ну, он знаешь, как уже лет. Bu da bizim kömürlükler gibi. 50 yıllıkmış bunlar. İşte ufak tefek eşyalarınızı koyuyormuşsunuz. 45 lira stoit. Arkadaşlar Vadim çok enteresan bir şey söyledi. Şu görüyor musunuz? Elektrik direği var. 45 yaşındaymış. 45 yıldan beri orada dikiliymiş. Daha düşmemiş bile. Değiştirmemişler. А почему не меняете? Будем менять. Ты будешь менять? Да, с Леной будем менять. Ну, мы сейчас же сад к Мосэнерго присоединили. Угу. И сейчас должны поменять. Сейчас банан нам. Угу. Леха. Ты будешь платить за это? Нет, нет. А Мосэнерго? Только за... За, короче, за счетчик угу. И за провод. И все. Понятно. Değiştireceklermiş. Sadece evet, saati ve saat için ve aynı zamanda kablo için ücret ödeyecekmiş Vadim. Direkt için değişecek. Direkt için ücret ödemeyecekmiş arkadaşlar. Ну, давай, дорогой. Спасибо. Давай, мужчинка. Спасибо. Да, заходи. Хорошо. Да, скажите, все нормально. Оля, привет. Говори пока-пока. Пока-пока. Всем привет. Турции привет. Правильно? Правильно, правильно. Давай, Вадим. Спасибо, Джек. Пожалуйста, тебе спасибо. А то ставь машину, приходи по рюмочку. А? Ставь машину, приходи по рюмочку. Как-то-нибудь приезжаем обязательно. Çok iyi bir insan. Diyorum ya, Ruslarla kaynaşırsanız çok iyiler. Çok iyi insanlar görürsünüz. Konuşkan bir insan. Seviyor da konuşmayı. Tabi lanet insanlar da var, yok değil, bu her yerde var, her ülkede var. Demin de diyor ki bir ara gel diyor, bardakla beraber gel diyor, yani içmeye gel diyor. Olur dedim, gelirim. İşte böyle arkadaşlar, Rusya'dan, Rusya'nın ufacık şehrinden durumlar böyle. Umarım videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Paka paka.